Nakit ihtiyacım var. Bunu temin için kredi kullanmak istemiyorum. Ruhsatı bir arkadaşım üzerine olan arabam var. Bunu hanıma hediye etsem ve hanımın bunu finans kurumu vasıtasıyla bana satsa caiz olur mu? Neticede al sat gerçekleşecek. Yine Şimdi bunlarla İslam alakalı. hukukunu normal hukuk sisteminden ayıran en büyük özellik ilahi olmasıdır. Evet. Diğer hukuk sistemlerinde sen o şekle oluşturursan, o şekli yaparsan sen hukuktan istifade etmiş olursun. İslam fıkhı ise bu şekilde yapmamdan Allah razı mı değil Değil mi? mi? Buna endeksi olmalıdır. Yani burada kardeşimiz diyor ki ben finans kurumuna gideyim, resmiyette benim üzerime olmayan arabamı başkasının üzerine olduğu için ki devlette yani finans kurumunda resmiyete bakacaktır. O kardeşimizden onu satın alacak yani ona peşin parayı verecek ve bana vadeli satacak. O parayı da zaten bana verecek o kardeşim. Ben nakit ihtiyacımı bu şekilde göreceğim. O vadeyi de ben ona ödeyeceğim. Sembolik olarak, görüntü olarak iki alışveriş var. Mal alınıp satılacak. Ama bu benim malımı alıp satmak bu olmaz. Bunu da kendince bir hile bulmuş, bir çare bulmuş. Diyor ki ben bunu hanımıma hediye edeyim. Hanımım sonra onu Bana bana satsın. satsın. Bana sattığı zaman bankadan parayı Para da hanıma peşin olarak geçecek. alsın. Yani aslında hanımım bankaya satsın. Banka vadesinin farkını koyarak bana satsın. Evet. Ve ben bu parayı da zaten hanımımdan alacağım. O farkı da zaten ben ödeyeceğim. Bu şekilde ihtiyacımı gidereyim. Neticede iki alışveriş olmuş. Ama neticede iki alışveriş olmuş da kimi kandırıyoruz? Yani burada gaye alışveriş yapmak mı? Burada gaye mal al satmak mı? Hayır değil. Burada gaye nakit olan ihtiyacı görmek. Zaten kardeşimiz bunu itiraf etmiş. Evet. Dolayısıyla burada yani hukukun işte deliklerinden istifade edebilme adına ben bunu sembolik olarak bunu oluşturayım demek yeterli değil. Yapılan bu işlemde mantık, el-ibreti fil-ukudil makasit, akitlerde itibar maksadadır. Mecelle kuralıdır. Mecellenin birinci maddesidir. Yani yapılan akitlerde itibar maksadadır. Kişinin kastınadır, niyetinedir. Ve buradaki asıl gaye mal alım satımı değil, tamamıyla nakit ihtiyacını görme adına para alıp o parayı fazlasıyla geri ödemektir. O yüzden bunu asla fetva vermek doğru bir şey değildir. Bunu asla caizdir demek doğru bir şey değildir. Kesinlikle bundan kaçınılması gerekecektir. Burada belki nakit ihtiyacımız başka şekilde de giderebiliriz. Belki daha zararlı bir şekilde elimizdeki olan malımızı satalım. Satarız. Peşin ihtiyacımızı bu şekilde gideririz. Daha sonradan onu vadeli olarak bir başkasından satın alırız.